6. sınıf kazanım kavrama testi dördüncüden devam ediyoruz. Konumuz kümeler. Çok kıyak sorular. Milli eğitimin soruları. Haydi başlayalım. Uğur'un sevdiği günler bir asal asasaylar. Haftanın çeyiyle başlayan günleri vesaire vesaire kaç tanesi küme belirtir diyor. Şimdi öncelikle bazı lafları bizim küme olmamızı engeller. Çünkü hangi bazı hangisini alacağımızı bilemeyiz ki. Mesela 20'nin çarpanları 1 çarpı 20 2 çarpı 10, 4 çarpı 5. Ben 5'i alırım, Ahmet 20'yi alır, Veli de 10'u alır. Yani bu bazı laflar küme belirtmez, 4 ile 5'i sileriz. Haftanın Ç ile başlayan günleri kesindir. Nedir? Çarşamba bir tanedir. Bir elemanlı bir kümedir. Bu kesin var. Bir basamakla asal sayılar diyor. Onlar da 2, 3, 5, 7'dir. Bu da kesindir. 4 elemanlı bir kümedir. Uğur'un sevdiği günleri ben sevmeyebilirim ki Uğur pazartesiyi seviyor, ben ise cumayı, tatil öncesi. Yani bu da küme belirtmez. İki tanesi küme belirtir. Aşağıdaki kümelerden hangisi boş kümedir diyor. Asal çift sayılar. 2 Asal çift sayımızdır. Var. Boş küme değil. Gitti. 20'nin kalansız bölünebildiği tek sayılar. 25'e bölünür örneğin, değil mi? 5'e bölünür. O zaman bu da gitti. 21'e de bölünür. 2'den küçük asal sayılar. En küçük asal sayımız 2 idi. Bak burada bir elemanımız yok. Zaten 2 en küçüktür. Cevap Ceyhan'dır. Karesi 25 olan doğal sayılar vardır. Nedir o da? 5'tir. 5'in karesi çünkü 25'tir. Bu da boş küme belirtmez. Aşağıdaki kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden farklıdır? 30 sayısının asal çarpanları. Hemen asal çarpan deyince böyle çarpan çizgisini çiziyoruz. 2'ye böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Neymiş bu elemanlar? 2, 3 ve 5'miş. Asal çarpanları. 3 elemanlı. 10 sayısının çarpanları. 1 çarpı 10 ve 2 çarpı 5. 4 tane çarpanı varmış. 1, 2, 5 ve 10. 4 elemanlı bir kümeymiş. Papak ve kelimesinin harfleri diyor. Ne var? Bir A var bir p var, bir t var, bir de y var. Bu da 4 elemanlıymış. Karesi 10'dan küçük olan doğal sayılar. 0'ın karesi küçüktür. 1'in karesi, 2'nin karesi bir de 3'ün karesi küçüktür. Yani bizim elemanlarımız 0 1 2 3. Bu da 4 elemanlı. Az olan A şıkkı. O 3 elemanlı. 20 sayısının asal olmayan çarpanları kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 20 sayısını çarpanlar 1 çarpı 20, 2 çarpı 10, bir de 4 çarpı 5 var. Şimdi asal olmayan dediği için biz ne yapacağız? Şu 5 ile 2'yi sileceğiz. Onlar asal çünkü. Asal olmayanlar 1 var, 4 var, 10 var, bir de 20 var. Açıkçası hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bir elemanı mıdır A'nın? Evet bir elemanı A'nın. 4 elemanı mı? 4 elemanı A'nın 5 elemanı değildir A'nın diyor. 5 gördüğünüz gibi içinde yok. Bu da doğru. Ama 2 elemanıdır A'nın diyor. 2 bakın şunun içinde 2 var mı? Yok. 2 elemanı değildir. Cevabımız bursadır. Kerem'in matematik, fen ve teknoloji, Türkçe, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yıl sonu karneleri sırasıyla burada verilmiş. Buna göre Kerem'in bu derslerden dersler arasında karnenin 90'dan yüksek oldu derslerden oluşan küme ellise yöntemiyle gösterdiğimizde. 90'dan fazla kim var gördüğünüz gibi? 92, 94. Birinci ve dördüncü ders. Birinci dersimiz neydi? Matematik. Dördüncü dersimiz neydi? Sosyal bilgilerdi. Bakalım öyle mi demişler? Evet öyle demişler. Bu doğrudur. Bir doğru olacak. Şu şık gitti. Kerem'in bu dersler arasında karne notunun 85'ten düşük olduğu derslerden oluşan kümenin şeması ile gösterimi diyor. 85'ten küçükse Nedir arkadaşlar? Burada iki tane ders var gördüğünüz gibi. İkinci ve üçüncü ders. O da ne? Fen ve teknoloji ve Türkçedir. Bakalım fen ve teknoloji Türkçe hem de ven şemasıyla iki de kesin doğru. Bir iki doğruysa üçe bakmayak bile değil mi? Neyse bakalım hadi. Kerem'in bu dersler arasında kare notunun 80'den yüksek olduğu derslerden oluşan kümenin eleman sayısı 3'tür. 80'den yüksek orada ne var? 92, 84, 89, 94. 4 elemanla demesi gerekiyordu. 3 o yüzden yanlış. Kara kartal kelimesinin harfleri A kümesi olmak üzere. Eleman sayısı 10'dur diyor. Şimdi arkadaşlar harfler A var dediğinde buradaki A'lar tekrar tekrar kullanmayacaksın. Buradaki A'ları hepsini sileceksin bir defa yazdıktan sonra. Sonra K var. İki tane K'miz var. İkisini de silelim. Sonra bir R'miz var. R iki tane. iki tane R'yi de sildik. T ve L var ondan sonra. T ve L. Gördüğünüz gibi 5 elemanlı bir küme olur. Yani elma sayısı 10 değildir. 1 yanlıştır. Kaç tanesi doğrudur diyor. 1 gitti. 1 gitti. Bakalım. Liste yöntemiyle gösterilme k a r t l biz de aynısını yazmıştık. Liste yöntemiyle de göstermişler. 2 kesin doğru. Venn şeması ile gösterimi bakın k r t l yazmışlar. Yalnız a'yı yazmamışlar. Bu da yanlış. Yalnız 2 doğrudur. A, B, C kümeleri veriliyor. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi A birleşim C dediğimiz kümeyi bir yapalım şurada. A birleşim C. A'da ve C'de olan elemanların hepsini birer defa yazacağız. A'yı hep yazalım. 1, 2, 3, 4. C'yi de ekleyeceğim. 2'yi yazdım zaten. 4'ü de yazdım. Bir de 6'yı ekledim. A birleşim C kümesi budur. 1 bundan elemanı mıdır? Bakalım içinde var. 1 elemanı. Şimdi A kesişim B'ye bakalım. A kesişim B'miz A'da ve B'de ortak olan elemanlar. Bunlar nedir? 1 var, bir de 3 var. Başta ortak elemanı yok. Bunların içinde 3 elemanı mıdır kesişimin? Evet, 3 elemanı. A birleşim C 7 elemanlıdır diyor. Biz bakın burada yaptık A birleşim C'yi. 5 eleman var, 7 eleman yok. D şıkkında B kesişim C diyor. B ile C'nin ortak hiç elemanı yok. O yüzden kesişimleri 0 elemanlıdır. Yani bu da doğrudur. Yukarıda A ve B kümelerinin verişlemesi yöntemiyle gösterim verilmiştir. Buna göre aşağıdaki her hangisi yanlıştır diyor. A birleşim B dediğimiz bütün elemanları birer defa yazmak. A birleşim B'yi bir yazalım sizden. 1 var, 2 var, 3 var, 5 var, 6 var, 7 var. Bunların içinde bir eleman mıdır? Kesinlikle elemandır. Bu doğrudur. A kesişim B dediğimiz yer ortasıdır. Her ikisinde de olan elemandır. O da nedir? 2'dir. Bakalım 2 elemanı mıdır? Zaten bir tek 2 var kesişimde. Bu da doğrudur. Birleşim B kümesi 6 elemanlıdır diyor. Şurayı bir saydığımızda kaç eleman var? 6 eleman var. Bu da doğru. Kesişim 2 elemanlıdır diyor. Bakın bu eleman sayısı demek. Ele -sa eleman sayısı. Eleman sayısı 2 tane değil. Bakın burada sadece 2 var. Yani 1 elemanlıdır. Yani değişiklik yanlıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kahraman kazan kelimesinin harfleri. A kümesini yazalım o zaman. K'yi yazdık. A'yı yazalım. H var. R harfi var. M var. Bir de N ve Z var. Kahraman kazanı yaptık. Şimdi gelin B'yi yapalım. B'de K harfi var. A harfi var. H harfi var. R var gene. M harfi. N harfi. Bir de ş harfi var. A'nın eleman sayısı 8'dir diyor. A'ya bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 elemanlı. 8 elemanlı değil. Yanlış. B'nin eleman sayısı 9'dur diyor. 1 2 3 4 5 6 7. Bu da yanlış. Kesişimleri 6'dır diyor. Kesişimlerinde neler var bir bakalım. K var, A var, H var, R var, M var, bir de N var. 3 6 eleman. Bu doğru işte. Birleşimleri 11 elemanlıdır diyor. Hayır arkadaşlar, birleşimlerini birer defa yazacak olsak K A H R M N bir de farklı olarak birinde Z birisi de şey var. İşte bu birleşim kümesi. Kaç elemanlı olur? 1 2 3 4 5 6 7 8 elemanlı olur. 11 elemanlı olmaz. Bir ressamın yaptığı doğa ve sayılar temalı iki farklı resim açık artırmaya satılacaktır. Aşağıda açık artırmaya başvuranların tamamını gösteren liste verilmiştir. Doğa temalı resim için açık artırmaya başvuranların oluşturduğu küme A. Sayılar temalı resim için açık artırmaya oluşturan başvuran oluşturduğu küme B olduğuna göre açtığın hangisi yanlıştır diyor. A'nın eleman sayısı 6 mı? A dediğimiz doğaydı. B dediğimiz sayı temalıydı. Şimdi A'ya tik attıklarımız 1, 2, 3, 4, 5, 6 elemanlı. Doğru. B'nin 5 elemanı var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. O da doğru. Kesişimleri 3'tür diyor. Bakın burada bir kesişim var. 1. Burada var bir kesişim. 2. Başka da kesişim yok. 3 elemanlı değil. Cevap Ceyhan'dır. Bir de birleşimlerine bakalım. A birleşim B 9'dur diyor. Bir tane açık girmiş. Bülent girmiş. Kerem girmiş. Hülya girmiş. Ayşe girmiş. Selda girmiş. Ve hepsi en az birer tane açık girmiş. Yani bunları saydığınızda 9 çıkıyor mu bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu da doğru. A kümesi ve A birleşim B kümesini vermiş. Olduğunu yaşlanan herkes kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar. Burada A'dan farklı olarak 4 ile 5 var ya bu sadece B'nin elemanıdır. Yani A'da 4 ile 5 yoktur. Şimdi 4 elemanıdır A'nın diyor ya hani bak bakayım içinde 4 var mı? Yok. 5 elemanıdır B'nin diyor. Bu kesinlikle doğru. Çünkü birleşiminde 5 var ve A'da 5 yoksa o 5 kesinlikle B'den gelmiştir. Cevap Bursa'dır. Okulda en sevdiğiniz konuya geldik. Tam sayılar kazanım kavrama testi 5'i çözüyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifade edilen tam sayının işareti diğerlerine farklıdır. Bir dalgıç deniz seviyesinin 20 metre altına dalmıştır. Şimdi deniz seviyesini bir sıfır kabul ediyorduk. Aşağı inince eksi oluyordu. Bu eksi 20. Otopark zeminin iki kat altındadır. Zemine sıfır diyorduk iki kat aşağı indim de eksi ikiye inerim. Bu da negatiftir. Bir alışverişten 10 lira kar ettim. Kar demek bizi pozitife çıkarmak demektir. Artı 10 Hava sıcaklığın sıfırın altında diyor. Bakın sıfırın altına ineceğim. Negatif ineceğim yani eksi beş. Üç tanesi negatif bir tanesi pozitiftir. Şimdi biz pozitif sayıların yanına ya artı diyorduk. Mesela 45 diyeyim. Ya artı 45 diyorduk ya da normal sadece 45 diyorduk. Bunların ikisi de aynı sayıydı. Pozitif sayıların yanına artı koymamıza gerek yok yani. Burada da tam sayıdan kaç tanesi pozitiftir diyor. Bak 12 pozitif, 5 pozitif, 9 pozitif. Başka da pozitif yok. Ya 3 tanedir. Peki 0 pozitif midir? Arkadaşlar 0 ne negatiftir ne pozitiftir. Ortada bir şeydir. Eksi 3'ten büyük 4'ten küçük kaç tam sayı vardır? Diyor. Sayı doğrusunu göstereyim ki iyice anlayın. Ortaya bir 0 atayım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Ve 1, 2, 3, 4. 4'ten azsa bu tarafta olacak. Eksi 3'ten fazlaysa da eksi 3'ün bu tarafında olacak. İşte burada kaç tane sayı vardır diyor. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam sayı vardır. Kareli kağıtta verilen sayı doğrusuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi sıfırdan sonra 2 tane böyle bir şey gidilmiş ve 2'ye gelindiyse K 1'dir. L de 2'den sonra gelen tam sayı olan 3'tür. Geri geri bakın birer birer gidiyor. M eksi 1'den sonra gelen eksi 2. N ise eksi 2'den sol tarafta olan eksi 3'tür. K artı 1'dir demiş. Doğru. L artı 3'tür demiş. Doğru. M eksi 2'dir demiş. Doğru. Neyse eksi 4 değil. Eksi 3 olmalıydı. Yanlış. Sayı doğrusunda m ve n tam sayılarının arasındaki uzaklık 6 birimdir. Buna olduğuna göre bu sayılar aşağıda hangisi olabilir diyor. Şimdi sayı doğrusunu düşünelim. Bir eksi 1 yazalım. Bir de şuraya 7 yazalım. Ve başlayalım birimler sayma. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve de 7. Şimdi 7 birim kaç birim diyordu? 6 birim mi Bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 birimmiş. Yanlış. Şimdi eksi 4'ten 3'e gideceğim. Çoğunuz diyorsunuz hemen 7'dir hocam. Niye 7'dir biliyor musunuz? 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Şurası eksi 4'müş. 1, 2, şurası da 3'müş. Zaten burada 4 birim vardır. Burada da 3 birim 7 birim yapar. Gitti. Eksi 9 ile eksi 3 arası diyor. İşte bunun arasında dedikleri gibi 6 birim vardır. Çünkü eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6, eksi 7, eksi 8 ve de eksi 9 dedim. İkisi de eksi de olduğu için bakın sayın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanedir. Cevap Ceyhan'dır. Zaten 10 ile 2 arası 8 birimdir derseniz. Çünkü ikisi de aynı bölgede birbirine çıkartırız yani. Aşağıda sayılarının hangisi mutlak değeri en büyüktür diyor. Mutlak değer sembolümüz bu şekildeydi ve dışarıya hep pozitif çıkardı. Pozitif çıkardı. Çünkü sıfır olan uzaklık demektir. Uzaklıkta hiçbir zaman negatif olamaz. Mesela mutlak değer eksi 9 dediğimde dışarıya artı 9 çıkar. Mutlak değer eksi 3 dediğimde dışarıya artı 3. Mutlak değer sıfır dışarıya sıfır. Artı da zaten yine dışarıya artı çıkar. Hangisi en büyük çıktı? 9 olan aşı tam sayıların mutlak değeri daima pozitiftir. Yalnız burada sıfırı unutmuşlar. Sıfırın mutlak değeri sıfırdır. Bu pozitif midir? Ben yazıyorum pozitif mi? Tabii ki de hayır. Sıfır ne negatif ne pozitif. Yani bir kesin değil. Bir olanları sildiğinizde yalnız 3 doğru olur. Gene de bakak. Negatif bir tam sayının mutlak değeri kendisinden küçüktür diyor. Hayır. Negatif bir sayının mutlak değeri kendisinden büyüktür. Çünkü pozitif çıkıyor. 5 mi büyük? Eksi 5 mi büyük? Tabii ki de 5 büyüktür. Yani bu da yanlıştır. Negatif tam sayılar küçüldükçe mutlak değeri büyür. Aynen öyle. Misal eksi 3. Burada da eksi 10 olsun. Eksi 10 normalde daha küçük. Ama mutlak değer eksi 10 dediğinde dışarı artı 10 çıkar. Mutlak değer eksi 3 dediğinde o da artı 3 çıkar. Bakın mutlak değeri daha büyük oluyor. Yani cevap bursa. İki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayının. Şimdi pozitif negatif dememiş. Ben küçük lafını duyunca negatif alırım arkadaş. Hem iki basamaklı hem de rakamlar farklı olacakmış. Eksi 98 iki basamaklı rakamları farklı en küçük tam sayıdır. Bunun mutlak değeri nedir diyor. Mutlak değeri içine alırsam o da artı 98 yapar. K tam sayısının mutlak değeri 3'ten küçük olduğuna göre K'nın alabileceği kaç farklı değer vardır? Şimdi Mutlak değerin manası neydi? Sıfıra olan uzaklık demekti. Hemen biz mutlak değeri 3'ten küçük diyor ya. Sıfıra olan uzaklık 1, 2, 3. Buradan az. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Üç. Eksi 3'ten de fazla olacak. Ne olabilir? Eksi 2 dersem dışarıya artı 2 çıkar. Eksi 1 dersem dışarıya artı 1 çıkar. 0 dersem de olur. 1 dersem de olur. 2 dersem de olur. Yani 3 olmaz kaç tane tam sayı varmış? Bunların hepsinin mutlak değeri artı 3'ten az olur. 5 tane farklı değer var. Sayılarının doğru sıraları aşağıdakilerden ilerden hangisidir? Şimdi bunlar içinde negatif olan sadece bu var. Hocam niye bu yok demeyin. O mutlak değer dışana artı 15 diye çıkar. En büyüktür o aslında. Eksi 4 en az olacak. Şıklarda eksi 4 B de en az. En fazla olan da buydu. Artı 15 de en fazla olacak. Cevabımız da C olur. Çünkü 3 de 0'dan büyüktür sonuçta. 0 da negatiflerden büyüktür. Ve eksi 15'te artı 15 de art 15 diye çıktığı için en büyüktür. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bu eksi 13 mutlak değerin dışına artı 13 diye çıkar. O da 0'dan büyüktür. Bu doğru. Şimdi negatif sayılardan pozitif sayılar her zaman büyüktür. Pozitif negatiften büyüktür dedik geçtik. Negatif sayılarda sıfıra yakın olan büyüktür. Yani eksi 12 gerçekten eksi 18'den büyüktür. Sıfırdan uzaklaştıkça sayımız küçülüyordu. Bu da doğru. Yalnız bu eksi 100 dışarıya artı 100 diye çıkar. Eksi 100 diye çıkmaz. Yani cevap denizli yanlış. Tam sayılardan kaç tanesi eksi 4'ten küçüktür? Sayı doğrusunu düşünün. 0 burada, eksi 4 burada olsun. Yani bu taraftadır diyor. Bir kere 9 olamaz. 9 pozitiftir. Burada bir yerdedir. Bu tarafa gideceğim ki küçük olacak. Pozitiflerin hepsini silerim. Hatta 0 da silerim. Negatiflere baktığımda eksi 7 ile eksi 21 birisi hemen hemen burada. Ta birisi de ötede bir yerde. Eksi 21 buradadır. Eksi 3 ise eksi 4'ten daha büyüktür. Eksi 3 buradadır. O olmaz. İki tane sayım var. Eksi 7 ve eksi 21. Cevap A şıkkıdır kazanım kavrama testi 6'da da kesirlerde işlemler konusu var. Haydi onu da halledelim. Yukarıda sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 9 eş parçaya ayrılmış. Bundan her biri ne olur o zaman? 1 bölü 9, 1 bölü 9 olur değil mi? Bu 1 bölü 9, bu 2 bölü 9. Artarak gider 3 bölü 9, 4 bölü 9, 5 bölü 9, 6 bölü 9 ve A'ya geldiğinde 7 bölü 9 olur. A noktasına geleni soruyor zaten. 7 bölü 9'dur sıralamada hangisi yanlıştır diye soruyor. Kurallarımızı hatırlayalım. Altlar eşit ise yani paydadan bahsediyorum. Buralar eşit ise üstü büyük olan daha büyüktü. Büyük olan daha büyük. Daha büyük. Yani 8 7'den büyük, 7 de 3'ten büyükse bu doğrudur. Şimdi ikinci kurala gelelim. Üstler eşit ise yani paylar eşit ise Paydası küçük olan daha büyüktür. Küçük olan daha büyük. Dolayısıyla paydası 2 olan en küçük büyüktür. Paydası 5 olan, paydası 7 olandan daha büyüktür. Yani şu kurala bu uyuyor. Bu da doğru. C şıkkında da gelin payda eşitleyelim. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu da 2 ile genişletelim. Hepsinin paydası aynı olsun. A şıkkında uyguladığımız kuralı uygulayalım. 4 kere 1 4, 4 kere 3 12... 5 bölü 12 2 kere 5 10 bölü 12 Yani bu da doğru. Cevabımız ne olur? D şıkkı olur. Bir pastanın 5'te birini sudenaz bu kadarını Yahya şu kadarını Eray 4'te bir de yemiştir. En fazla pasta yiyen kimdir? Bunların paydaları tam da eşitlenecek gibi. Sudenas 1 bölü 5'miş Yahya 3 bölü 20 imiş. Eray 2 bölü 5 Ezgi ise Ezgi ise 1 bölü 4 Gelin bunların hepsini 20 ile eşitleyelim. Bunu 4 bunu 4 bunu da 5 çarpalım. Burası 4 bölü 20 yapar. Burası zaten 3 bölü 20 idi. 4 kere 2 8 bölü 20 yapar. 5 kere 1 5 bölü 20 idi. Bunların içinde en büyük olan 8 bölü 20. Yani Erayımız en fazladır. Kesirlerde toplama çıkarma yapmak için paydalarımızı eşitlememiz gerekiyor. Misal hepsini 18 yapabilirim bu soruda. Burayı 6 ile genişleteyim. Burayı da 2 ile genişleteyim. 6 kere 5, 30 bölü 3 kere 6, 18. Artı ortadaki olduğu gibi 7 bölü 18. Artı 2 kere 2, 4 bölü 2 kere 9, 18. Paydalar meşlendi bakın. Yukarı toplayabilirim. 37 daha, 37, 4 daha, 41 bölü 18 olur. Cevap da D şıkkıdır. Beşinci soruyu da bileşe çevirerek çözelim. 3 kere 4 12 bir daha 13. 13 bölü 4'ten 3 kere 1 3 2 daha 5 bölü 3'ü çıkartalım. Burayı 3 ile genişleteyim. Burayı da 4 ile genişleteyim. 3 tane 13 39 3 kere 4 12 eksi 4 kere 5 20 bölü 3 kere 4 12. Bakın payda eşitledim. 39'dan 20'yi çıkartırsam 19 bölü 12 olur. 19'un içinde 12 bir kere vardır. 19'dan 12'yi çıkartırsam 12'yi geriye 7 kalır. Kalanı buraya yazıyorduk. Paydamız değişmiyordu. 1 tam 7 bölü 12. Bazen bunu şöyle de yapıyoruz. 19'u 12'ye bölüyoruz. 1 tam 1 kere 12 12 kalan 7. İşte buraya biz tam kısım diyoruz. Burası pay. Payda ise değişmiyor. Yani 12 payda oluyor. Aşağıdaki işlemlerin hangisi sonucu bir tam sayıdır? Şimdi şurayı bir bileşiğe çevirmem lazım. Sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireyim ondan sonra. 4 kere 1, 4. 1 daha 5 bölü 4. 6 çarpı 5 bölü 4. Azıcık sadeleştirelim. 6'yı 2'ye böldüm, 3. 4'ü 2'ye böldüm, 2. 3 kere 5, 15 bölü 2. Ha -ha, bu bir tam sayı olmaz. Buçuklu olur, 7,5 buçuk yapar. Cık, olmadı. Şimdi buranın gizli paydası bir sadeleştirme yok. Çarpalım. 15 kere 1, 15. 1 kere 2, 2. Gene aynısı çıktı. 7,5. Bu da olmaz. Şimdi şuraya bakalım. 2'ye böl 7, 2'ye böl 3. Gizli paydan 1. 7 kere 1, 7. 1 kere 3, 3. Bu da olmadı. Şimdi şurayı bir paydayı çevirelim. 2 kere 10, 20. 1 daha 21 bölü 10'muş burası. Ve bunu ben 20 bölü 1 ile çarpacağım. 10'a böl 1, 10'a böl 2. 2 çarpı 21, 42. 1 kere 1, 1. 42'yi bire bölersen de 42'nin kendisi çıkar. Yani tam sayı olur. Çarpma işleminde payda mayda işlemiyoruz biliyorsunuz. Varsa sadeleştirme yapıyoruz. Sadeleştirme bitince de payla payı, paydayla da paydayı çarpıyoruz. Önce şunu bir bileşe çevirelim. 2 kere 9, 18. 4 daha 22 bölü 9 çarpı. 11 ile 1'i çarptım 11. 1'i topladım 12. 12 bölü 11. Şimdi burada sadeleştirme kovalayacak gözümüz. Şimdi şurası şurasıyla şurası 11'e bölünüyor değil mi? 11'e böldüm 2, 11'e böldüm 1. Şimdi 9 ile 12 de 3'e bölünüyor. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 4. Artık çarpma yapayım. 2 kere 4, 8, 3 kere 1, 3. 8 bölü 3 şıklarda yok. Çünkü tam sayıya çevirmişler. 8'in içinde 3, 2 kere var. 2 kere 3, 6 yapar. 8'den 6 çıkart, 2 Faydam da değişmiyor. 2 tam 2 bölü 3'tür. Şu şekilde de yapabilirdik. Tekrardan anlatayım. 8 3'e böldüm. 2 2 kere 3 6 kalan 2. Burası tam kısım. Yani buradan bahsediyorum. Burası pay. Yani buradan bahsediyorum. Burası payda. Payda da değişmiyor zaten. Yine 3. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bölme işleminde ne yapıyorduk? A'yı şurada yapalım. Birinci kesri sabit tutup ikinci kesri ters çevir çarpıyorduk. 15 bölü 1 sabit. 1 bölü 3'ü ters çevirsem 3 bölü 1 yapar. 3'ten 15, 45, 1 kere 1, 1. O da zaten 45 tamdır. Bu doğrudur. B şıkkını yapalım. 8 bölü 1 sabit olacak. 8 bölü 1 sabit kalacak. 1 bölü 2 ters çevireceğim. 2 bölü 1 yapıp çarpacağım. 8 kere 2, 16, 1 kere 1, 1. Bu da 16 tam yapar. Onlar da öyle demişler. C şıkkını yapalım. 5 bölü 1 sabit. İkinci kesri ters çevir çarpacağım. 1 bölü 3'ü ters çevirsem 3 bölü 1 yapar. 3 kere 5 15, 1 kere 1 1. O da 15 tam yapar. Yani bu da doğru. Şimdi D şıkkının yanlışını bulalım. 3 bölü 1 sabit kalacak. Çarpı ikinci kesri ters çevireceğim. Yani 1 bölü 3'ü. O da 3 bölü 1 oldu. Bunları çarparsam 3 kere 3 9 bölü 1'den 9 tam yapar. Ama bunlar ne demişler? 1 tam demişler. Yanlış. Yukarıdaki şekilde her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 1'e eşittir. Buna göre soru işareti olan kareye hangi sayı yazılmalıdır? Şu 2 bölü 5'in paydasını biz 2 ile çarpsak. 2 kere 2 4 bölü 2 kere 5 10. Artı buraya getirip toplasak. 1 bölü 10 etti 5 bölü 10. Bir tam yapması için ben buna ne eklemeliyim? Hani 10 bölü 10 olması için olması için bir 5 bölü 10 daha eklerim. Şimdi şuraya bakalım. 5 bölü 10, 7 bölü 30 diyor. Şunu bir 3 ile genişletelim. 3 kere 5, 15 bölü 30 artı 7 bölü 30. Topladım. 22 bölü 30 yaptı. Bunu 30 bölü 30 yapmak için ne lazım bana? 8 bölü 30 lazım. Şurayı 8 bölü 30 yazdım. Sonra şu yukarıdan aşağıya bakalım. 1 yapacakmış madem. Şunu bir 2 ile genişleteyim. 2 kere 1, 2. 2 2'den 15, 30 artı 8 bölü 30. Topladım 10 bölü 30 yaptı. Bunu 30 bölü 30 yani bir tam yapmam için ne lazım ne lazım? Tabii ki de 20 bölü 30 lazım. Şıklarda yok ama. Niçin? Sadeleştirmişler sıfırları silmişler. Cevap A şıkkıdır. Yukarıdaki şemada kutucuk içerisindeki sayılara yuvarlak içerisindeki işlemler uygulanıp elde edilen sonuç boş kutucuklara yazılacaktır. Buna göre en sağdaki boş kutuca hangi sayı yazılmalıdır diyor. İlk işlemimizi yapalım ama önce bileşe çevirmem lazım. 4 kere 5 21 daha. 21 bölü 5 bu. 2 kere 10 21 daha. 21 bölü 10 da bu. Şimdi 21 bölü 5 sabit kalacak çarpı. 21 bölü 10 ters çevir çarpacağım. 10 bölü 21. Sadeleştirdiğimde bakın 21'ler gider. 5'e böl 1, 5'e böl 2, 2 bölü 1'den 2 yapar. Yani bu sonucu buraya yazıyorum. 2 bölü 1. Şimdi 2 bölü 1 ile burayı çarpacağım. Ama önce burayı bir bileşeye çevirelim. 4 kere 1 4. Bir daha burası 5 bölü 4. Çarpı 2 bölü 1. Burada da sadeleştirme var. 2 ile 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. 5 bölü 2 olur. Yani bunun içine yazacağım şey o da. 5 bölü bir kasadaki 2500 lira paranın 5'te 2'si çalışanlara veriliyormuş ve 25'te 3'ü de diğer giderlere harcanıyormuş. Bu kasada geriye kaç lira para kalır diyor. Hadi gelin ikisini de bulalım. 5'e bölüp 2 ile çarparsak çalışanlara verilerini bulabiliriz örneğin. Bunu 5'e bölsem kafadan da bölersiniz. 500 değil mi? Bunu da 2 ile çarparım. 1000. Kime gidiyor bu? Çalışanlara. Bu 2500 liranın da 25'te 3'ü de kolay bulunur. 2500'ü ben 25'e bölersem ne olur? 25'i 25'e böl. 1, 2'de sıfır atarım 100. 100'de de 3'ü çarparsam 300'de diğer giderlere harcanıyormuş. Yani 1000 lira çalışana, 300'de diğerlerine topladım. 1300 lira gitti. Ne kaldı diye soruyor. 2500 liraydı. 1300 giderse geriye 1200 lira para kalır. Yağmur kitabının bu kadarını okuyor. 10 sayfada okusaydı yarısını okumuş olurdu. Yarım dediğimiz şey 1 bölü 2'sidir. 1 bölü 2'sinden 7 bölü 15'ini çıkartırsak işte bu neye tekabül ediyormuş? 10 sayfaya. Gelin şunun paydasına eşit. 2 ile 15'i çarpak 15 ile 2'yi. Ne olur? 15 bölü 30'dan 14 bölü 30'u çıkartırsam 30'da 1'iymiş işte bu 10 sayfa. Bir şeyin 30'da biri 10 sayfaysa 30 ile 10'u çarparım tamamını bulurum ben. O da ne yapar? 300 sayfa yapar. Ve 3 test daha çözdük. 3'er 3'er çözerek bitiririz inşallah. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.